Şimdi efendim ekrana getireceğimiz ismi görünce çok sık estetik yaptırmak hastalık mı diye sormadan edemiyor gerçekten insan. Çünkü 4 kez yüzünü gerdirdi. Kalça operasyonu oldu. Dudaklarını şişirtti. Bununla kalmadı. Silikonlarını yeniletti. Yağ aldırdı. Daha da estetiğe doymadı. Bakın o isim kim? Kocası da tanıyamıyordur. Estetik yaptırmaya doyamadı. Güzellik takıntısı felaketi oldu. (Gülüyor) 43 yaşındaki İngiliz şarkıcı Kate Price estetik operasyon bağımlılığından bir türlü vazgeçemedi. Ameliyatları için Türkiye'yi komşu kapısı haline getiren İngiliz şarkıcı kendini baştan yaratmak isterken tanınmaz hale geldi. Burnunu, dudaklarını ve elmacık kemiklerini defalarca yaptıran, yüzünü gerdirmek için pek çok kez ameliyat masasına yatan Katie Price, 5. kez Türkiye'ye geliyor. And guess where I'm going? Turkey. Bu kez neresini yaptıracak henüz bilinmiyor ama estetik ameliyat takıntısı kendisini felakete sürüklüyor. Estetik operasyonlar sonrası çehresi tamamen değişen İngiliz yıldız, filtreler sayesinde sosyal medyada gayet hoş görünse de gerçek hayatta işler pek de öyle değil. Geçirdiği operasyonlar sonrası ağzını ve gözünü kapamakta zorlanan ünlü şarkıcının son halini siz nasıl buldunuz? Evet, estetik onun için bir bağımlılık. Hatta eski eşi bile artık yeter diyormuş. Çocukları bile evde korkutmaya başladın o yüzünle. Çünkü sürekli böyle bandajlarla eve geliyormuş. Çok kötü ya. Ya ne kadar güzellikten, doğallıktan insan. Halbuki ne kadar insan, güzelmiş. Evet, ne kadar da güzel. Acaba zamanında birisi ona çok da fazla güzel değilsin, tipim değilsin biri falan mı dedi? Biri üzmüş onu bence de. Hani öyle kırılmalar da yaşıyor kadınlar. Ya da bir ihanet ya da bir terk edilmeden sonra estetikçilere koşanlar var. Hiç, ay beni birisi terk etti diye de ben estetikçiye koşmam. İhanete uğradım diye de koşmam. İsteyen istediği kadar bana çirkin desin umurumda olmaz. Güzellik göreceli kavram. Bak, birine çirkin gelen öbürüne güzel gelir. Evet. Sana da yazmışlar. Mürvet Hanım ısrarla şöyle diyor. Mürvet Hanım ne haber? Buket Aydın'da burun estetiği kesin var. Sizce var mı? Kesinlikle yok. Yok yok, yakından Mürvet Kesinlikle Hanım. Kesinlikle yok, onu söyleyelim. Sevgili Mürvet Hanım, gelin yakından bakım Allah yok. Çene dolgusu var, dudak dolgusu var, dudağına kontür yaptığını söylemişti. Kontür yaptım. Elmacık kemik dolgusu var, onu zaten onu saklanıyor. Bunlar da estetiktir, kusura bakmayın demiş. Mürvet Hanımcığım. Evet. Siz nasıl kabul etmek istiyorsanız öyle, tekrar söylüyorum. Benim eski fotoğraflarıma bakıyorlar, yeni fotoğraflarıma bakıyorlar. Herhalde yeni fotoğraflarımı çok beğeniyorlar veya şu anki halimi çok beğeniyorlar. Böyle bir güzel buluyorlar. Vesaire vesaire. Bak şimdi almışlar. Şu Ayşe, bir şey söyleyeceğim. Şu sağdakine geçen gün bir şey bir hesap var bu. Şey o yazmış, diyor ki bu kadar abartmasak mı Buket'a? Buket'cim. Ama bu arada o soldaki normal çekilmiş bizim Muhsin'in çektiği fotoğraf ya. Onda filtre falan yok ya. Sağdaki fotoğraf. Soldakinde filtre yok arkadaşlar. Yani şöyle sağ sol şimdi karıştırmayalım. Arkada böyle yeşilliklerin yansıdığı fotoğrafta sanki böyle 20'li yaşlarda gibisin. Vallahi gençleştirme yapmadım. Hafiften biraz tabii orada uygulama var. Bir Seda Sayan filtresinden geçmişsin gibi sanki. Seda Sayan filtresi diyor ya. O Seda Sayan filtresi değil mi onun adı? Yok vallahi orada gençleştirme yapmadım. Abi bir şey söyleyeyim, ama Allah seversen en çirkin fotoğraflarımı ekrandan almış. Cep telefonunda kaç tane uygulama var? Yani bir tane yaptığım şey var. Herkesin yaptığı. Söyleyeyim mi uygulamanı? Yok söyleme. Yok, söyleme. Olmaz şu anda televizyonda ama herkesin fix başlayan. Bildiği F ile başlayan. Aynen. Hani hepimizin birbiriyle dalga geçti. Ay canım bunu biraz abartmışsın dediği. Bütün kadınların şey telefonunda olan. Ha. Bir de parasını da verdim. En son sürümünü de aldım. Bir şey söyleyeyim, bizde yok biliyor musun? Biz yaşlı böyle çok yaşlı teyzeler gibiyiz. Hayır, böyle. Hayır, bana yükleşsen ne olur? Ben beceremem. Hayır, bir arkadaki hatırlıyor musunuz? Bir dakika dinleyin. Ben de hiç yok. Yaşlı teyzeler de yapıyor. Hayır, sen teknik olarak yaparsın da ben beceremem. Bir ara zaten bu arada siz sakın yapmayın. Hatırlıyor musunuz? Bir ara böyle siz bir fotoğraf koymuşsunuz galiba. Siz değil ama hani sizin Nursen size, Nursen paylaştı. He Nursen paylaştı. Size neler dediler? Vay işte şey filtre yapmışsınız falan filan, neyse. Oradan sizin de üstünüze gelmişler. Müge'nin boyu olmuş 1.85. 1.60'ım. 1.85 bana avatar diye daha mı haklılardı? Avatar olmuşum. Bir bacak boyu çıkmıştı.